ve aleyna geliyor. Aleyna. Yasemin Hanım. Nasılsın? Yani iyiyim. Bebeğim. İyi olmaya çalışıyorum. Böyle biraz yalnız kalıp kafamı toparlamaya ihtiyacım var. Çıkınca. Evet. Geç aşkım sen arkaya. Yok, çıkınca evimde kendi kendimi toparlarım, sıkıntı. Ablan burada mı? Burada. Haberi var mı olanlardan? Eyvah. Henüz söylemedim. Buyurun. İyi ol, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, konseptin nedir? Ben de bugün arkadaşım beni davet ettiği bir event'e katılıyorum. Duyamıyorum, biraz daha sesli ve enerjik lütfen. Bugün arkadaşımın beni davet ettiği bir event'e katılıyorum. Hmm. Kendi markasını. Ne event'i bu? Yani make-up. Açıklamadım alışverişte bu arada, onu söyleyeyim. Şu an size söylüyorum. Tamamdır. Fiyatlar? Çizmelerim ve çantam Doya Doya Moda'ya özel 100 TL. Deri pantolonum, gömleğim. Ben bir deri etek aldım. Bunu deri etekten yaptım. 410 TL ödedim hepsine. Deri trenç kotum 200 TL. Eldivenlerim 70 TL. Küpelerim 35 TL. Aleyna! Hangi akla hizmet bu kadar deriyi bir araya getirip, çantanı saymıyorum, geriye kalan hepsi sert figürler. Eldivenin, pardüsün, önündeki bu belt, korsetin. Bununla beraber nasıl saten bir gömlek giyersin? Çok haklısınız. Bugün biliyorsunuz cezamız var. 100 TL eksik yarışıyoruz. Paran yok diye gittin, saten mi aldın? Yemin ederim öyle yaptım. Sen şaka yani mısın? Çünkü çok pahalı. Beyaz Susar gömlek mısın? Ucuz. Yani şöyle söyleyeyim size. Pantolonu 80 TL'ye aldım. Eteği 80 TL'ye aldım. Bir boğazlı body alsaydın ya. Kafada şimdi ilk etapta gömlekle başlayınca... Hayır, kreatif ol onu bak. İşte odaklanınca unutma. Gömleğe bir de zaman yok. O an inanılmaz bugün zaten, hani yetiştirebilecek miyim, eksik mi çıkacağım, öyle bir cezadan dolayı korku var. Odaklandığım için normalde buraya geldim ve aynaya baktım. Dedim ki saten aldın Aleyna. Sonra dedim ki bir kazak bir şey alsaydın içine. Hepsini düşündüm, merak etmeyin. O hatam, ben de farkındayım yani. Yani çok saçma bir pot kırdın, evet, şu anda. Evet, şu olay beni... Evet. Olacak iş değil. Aleyna buraya yeni gelecek yarışmacı yapar bu hatayı. Belki de yapmaz. Zaten gerekenleri Yasemin söyledi. Benim takıldığım direkt sateni sonra var. Direkt o azıcık çantayı. Çantaya takıldım ben. Direkt o çantayı, yani buna takıldım. Saten yerine o kadar basitti ki, bembeyaz bir balıkçı kazak. Misal. Siyah tamam. Simsiyah bir balıkçı kazak. Çünkü olay çizme ve pantolon çocuğum. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani bir açsana bir versiyon. Tek sevmediğim o astarını bakayım. Trench coat'un içindeki az. O astarını sevmedim. Onu da siyah tercih ederdim ama puan kırmayacağım. Ben deri içinde veya bir yerinde saten, dantel, hani tül. Ben bu detayları çok seviyorum. Gömleğin beyaz tercih etmen çok güzel. Siyah saten olsaydı çok gözümü tırmalardı. İkisi çünkü yarışırdı parlaklığı. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Aferin. Ben bu giydiğin kombini çok kez gördüm. Yani kombine. Evet. Gömlek, pantolon, çizme. Aleyna'cığım buraya takmadın mı? Benzerlerini çok yapmadın mı? Tamam Serdar Bey. Yani buradaki de hiç profesyonel bir, yani çok affedersin ama çok uydurup duruyor yani. Etekten yaptım çünkü. İşte olmamış. Aleyna. Teşekkür ederim. Üç. Teşekkür ederim. 5+1 kanat notum olacak. Teşekkür ederim. 2 Aleyna. Teşekkürler. Ah deren, vah deren. Gel seni çağırıyorum çocuğum. Deren nasılsın kızım? İyiyim hocam, siz? Sağ ol, gayet iyiyim. Ah ah ah, sonra geleceğim kıyafetine. Neyse. Şimdi sen bugün biraz o konuya gireyim. Dün Betül'ün kıyafetini hiç beğenmemişsin değil mi? Yani basit bir kombin olarak gördüm kendimi. Nesi basitti mesela? İspanyol bir deri pantolon üzerine... İspanyol değil tatlım. Düz boruydu. Önü İspanyol diye değil, hatırlıyorum. Bu İspanyol. Ben İspanyol diye hatırlıyorum. Ha, ben düzelttim. Lafımı kesmesen sevinirim. Ama niye seyirciler izliyor? Bana yanlış şu an soruldu ya. Aşkım. Bana soruldu. Benim ben cevap veriyorum. Yanlış söyledin. Düzelttim. Teşekkürler.
Ay, bununla da muhatap olunmaz ki. Bugün neyse. Ne oldu? Ağlamışsın gene, bir şeyler olmuş. Eksik mi kaldın? Ne eksikliğin var? Çanta ve takı alamamıştım, kendim yaptım. Canım benim, ha. Evet, pantolonumu kestim, çanta yaptım. Ondan da biraz yüzük yapmaya çalıştım. Anladım çocuğum. Konseptin evet. Ne? Bir televizyon programında, yani şey, burada mesela. Bir müzik programında müzik sunuculuğunu yapıyorum. Güzel, ha. Tamam kızım. Fiyatları da söyle sevgili seyircilerimiz için. Çizmem 100 TL, pantolonum, gömleğim 500 TL, kumaşıma 40 TL verdim, terziye 50 TL verdim. Sen beğendin mi kendini? En çok hangisini beğendin? Çizmelerimi çok beğendim. Tamam peki. Çizmelerini beğendiysen üstünü böyle mi yapman lazım? O çizmeyi patlatman lazımdı. Bu nedir? Burada uyduruk bir şey takmışsın. Bu beyaz gömlek nedir çocuğum? Simsiyah bir balıkçı giy. O kadar yeter. Çizmelerini patlat. Pantolonun da güzel. Kızım bu nedir burada? Yama gibi. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim onu yani nasıl, hangi şartla, bak beni de yükselttin bir an, nasıl yaptın? Arkadaşlar beğenebilir bilemem ama ben, bu benim fikirlerim ya. Deren sen beni gerçekten çok güldürüyorsun ya. Vallahi. Şu kılıkla buraya geliyorsun karşıma. Daha böyle gelmeye devam edersen cuma günü sen gideceksin, ben sana söyleyeyim. Ama hiç de istemiyorum gitmeni. Olmadı Deren. Üzgünüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Derenciğim, konseptin neydi? Bir müzik kanalında müzik sunuculuğu yapıyorum. Evet, o zaman ben sana sunacağın sanatçıların kartını veriyorum. Bunu hiç çalışmadım bu arada. Ama konsepti çalışman doğaçlama lazım. Yap, güzel mesela kızım. Sevdiğin sanatçıları sun. Mesela Melike'yi sun. Mesela, aynen. Evet sayın seyirciler, şu anda söyleyeceğim isim 2022'ye damga vuran, en çok dinlenen şarkılarda bir numara Melike Tavukları Pişirmişem. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Yanındadır, hoş geldin de. Hoş geldin Melike. Bu başarının sırrını ne? Sor, anne sen yapıyordun ya röportajı. O biliyor. Hadi. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Bu mükemmel sesinle izleyicilerin kalbine dokunmuşsun. Evet. Bir numaraya yerleşmişsin. Evet. Bu konu hakkındaki düşüncen nedir? Öncelikle Uğurkan hocama çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere o getirdi, sağ olsun. Evet, çok büyük, fazla inandı. Müzik, çok büyük müzik ustadıdır tabii kendisi. Çok inandım. Çok fazla inandı. Tabii. Beni de diğer çok... göbek adı Erdem Siyavuşki. Allah mekanı, nereden gelir Erdem Siyavuşki? İmajını da çok beğendim de. Beni de sağ olsun çok fazla gaza getirdi. Benim imajını? Gaza getirdi beni de sağ olsun çok fazla. Bir ara ben bile inandım olabileceğine. Teşekkür ediyorum hocam. Hadi bir söyle de. Şimdi şarkı söyletelim mesela. Sadece şarkıda değil, modada da mükemmelsin. Evet. Huzurlarınızda Melike'nin bu mükemmel bir numara yerleşmiş şarkısını dinleyelim o zaman, bir de kendisinden. Can. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı babam evde mi? Tavukları pişirmişem, hadi de çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hadi de çarşıya göndermişem.